Kenan merhaba. Eğer beni sosyal medyadan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur, taşındım. Şu anda tek düzgün olan yer arkamda gördüğünüz kısım. Her yer her yerde olduğu için sadece böyle çekebiliyorum ve ayaktayım şu anda. Oturabileceğim bir yer yok çünkü. Çok fazla uzatmadan lafı hemen başlayalım. İlk önce bu şapkayla başlayacağım. Ben bunu Zara'nın erkek rayonundan aldım. İndirim başlamadan tam bir gün önce aldım çünkü sadece bir tane kalmıştı. Etiketlerine bakıp her şeyin fiyatını aşağıdaki kutucuğa yazacağım. Oraya da bakın mutlaka çünkü hepsi aklımda değil, uzun zaman geçti üzerinden. Şöyle göstereyim, saçım topluyken hiç güzel olmayacak ama. Bunu Instagram'dan bir sürü fotoğrafımda da taktım. Çok çok severek kullanıyorum. Bence herkesin gardırobunda olması gereken bir parça siyah. Fötür şapka denmiyor bunlara ama şapka bilmiyorum ne deniyor açıkçası. Bu siyah elbiseyi aldım. Enteresan bir kumaşı var. Böyle triko gibi bir kumaşı var. İnanılmaz güzel oturuyor. Yapışık geliyor. Altı böyle çok azıcık açılıyor. Beli özellikle çok güzel oturdu. Çünkü 34 bedenlerde bile benim belim oturmayabiliyor çoğu zaman. Örnek bu elbise. Gerçi bunun modeli gereği oturması gerekmiyor ama. İndirimin ikinci haftasında bunu görüp bayılarak aldım. Bu medium ama oldu neyse ki bana. Bu böyle bir palto. Tam dizimin üstüne geliyor. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama böyle yünlü bir kumaşı var. Belden kemeri var. Ben kemerli şeyleri özellikle çok seviyorum buradan bağlamayı. Bunu da mangadan almıştım. İndirimin ilk başladığı zaman. Bunun bedeni large ama bana oldu çünkü ben çok böyle yapışan boğazlı kazakları sevmiyorum. O yüzden çok severek aldım. Bu da herkesin yine dolabında olması gereken özellikle kışın parçalarından bir tanesi. Siyah, boğazlı, ince bir kazak, triko. Zara'dan bu uzun, şöyle boyunu göstereyim, upuzun, yırtmaçlı hırkayı aldım. Lacivert bu. Bunun bedeni medium, bana tam oldu. Çünkü biraz dediğim gibi bol olmasını seviyorum. Böyle cepleri var. Böyle skinny jeanler altına, böyle postallar üstüne, böyle bol hırkalar. Üzerinde kısa ceketler giymeyi çok seviyorum alttan. Bu tarz şeylerin çıkmasını çok seviyorum. O yüzden çok severek aldım. Uzun zamandır böyle bir hırka arıyordum ama hiçbir şekilde bulamamıştım. Eğer siyahını bulan varsa ya da böyle gören varsa bana yazarsa çok sevinirim. Çünkü siyahını da çok almak istiyorum. Bu arada güneşten dolayı biraz şöyle bakıyorum ama çok acayip güneş geliyor şu an. Yine Zara'dan bu kazak aldım. Bu pudra rengi ama biraz kirli pudra rengi bir kazak. Bunun da bedeni medium. Ben geçen hafta aldım yani indirimin ikinci haftasında ama çok fazla vardı yani. Bunun farklı renkleri de vardı hatta. Yine Zara'dan başka bir kazak aldım. Bu da krem rengi bir kazak. Kolları hafif açılıyor. Direkt dümdüz gelmiyor. Hafif açılarak geliyor ve uzun bir kazak. Ben bunu elbise olarak değil de elbise olarak da kombin edebilir ama taytlerim üzere özellikle deri taytı... Neden bu kadar hızlı konuşmaya çalışıyorum? Taytlarla özellikle deri taytlarla kombinlemeyi daha çok seviyorum. Bence daha böyle casual duruyor. Eteği bana Instagram'da çok soran olmuştu. Bir fotoğraf paylaşmıştım. Bu kalem eteği aldım. Bunun kumaşı çok hoşuma gitti. Çünkü yünlü bir kumaş. Çok kalın bir kumaş. Galiba grey'si de vardı ama bedeni yoktu. Çok sıcak tutuyor altına. Çorap giymeden veya çok ince çorap, siyah ince çorap giyerek bile giyebildim. Zara'dan bir ayakkabı aldım. Bu tüylü bir ayakkabı. Loafer diyebiliriz sanırım. Böyle sivri burunlu bir loafer. Ben özellikle düz ayakkabıları çok seviyorum. Düz ve şık ayakkabıları. Spor ayakkabı veya işte postal gibi botlar giymek yerine çok seviyorum kışında. Çünkü hem rahat oluyorsunuz hem de topuklu gibi rahatsız olmuyorlar ama hala şık kategorisinde oluyorlar bence. Ve daha sonra da Osho'dan birkaç parça bir şey aldım. Şöyle hepsi kombinlenmiş halini göstereyim. Bu sabahlığı aldım. Bunu aslında ben sadece sabahları değil de evin içinde de böyle giymeyi çok seviyorum. Bu böyle havlu kumaş gibi. Çok acayip güzel bir şey. Çok yumuşak, çok rahat bir şey. Pembeli, beyazlı. Pazen kumaş mı diyorlar buna? Atıyor olabilirim ama böyle pijama kumaşı. Onşanın pijamaları biliyorsunuz. O kumaşlardan. Bu şeyi aldım. Ne deniyorum? Bralette ama Türkçesini tam bilmiyorum. Sütyen de değil. İçi boş olan böyle özellikle ben açık renk tişörtlerin veya gömleklerin içine giymeyi seviyorum. Çünkü tam sütyen gibi de durmuyorlar böyle. Bikini üstü gibi üçgen gözüküyorlar. Bunun da askıları böyle kadife. O yüzden ben kışa çok yakışacağını düşündüm. Hani bir şeyin içinden, kazanın içinden falan gözükürse diye. Hem şık hem de bilmiyorum. Ve son olarak da bu terlikleri aldım Osho'dan yine. Bu aslında 38 numara. Ama başka yoktu. Ben de çorapla giyiyorum falan diye aldım. Ama şey yani çok büyük olmadı ayağıma. Ben 37 giyiyorum normalde. Çok büyük olmadı ayağıma. Bu da şey gibi modeli. Toms ayakkabılar var ya biliyorsunuzdur.
onlara benziyor modeli. Bunu çok sevdim. Özellikle aldığım şeyler çok güzel kombinler diye düşündüm. Ve geldik kozmetiklere. İlk önce Harvey Nichols alışverişimle başlayacağım. Tabi biraz yakınlaştım. Bobbi Brown'un aydınlatıcısına, Shimmer Brick aydınlatıcısını çok uzun zamandır istiyordum beige rengine. Beyaz, pembemsi, bronz tonlar, altın tonlar olan bir aydınlatıcı. İnanılmaz başarılı, inanılmaz güzel. Bir aydınlatıcının tonu benim için çok önemli. Çünkü hem sarı tonluyum hem de açık tenliyim. Yani hem çok pembe olması lazım hem de çok altına kaçmaması lazım. Tam olarak açık sarı bir aydınlatıcı, inanılmaz güzel. Yine benim çok uzun zamandır istediğim Bobbi Brown'un Camel isimli farı. Bu tam bir hardal rengi. Mat bir far ama ben hayatımda bu kadar kolay karıştırılabilen, bu kadar kolay dağıtılabilen bir far hiç kullanmadım ve Bobbi Brown'un daha önce hiç farını kullanmamıştım. O yüzden acayip şaşırdım. Ve pigmentasyona bakar mısınız? Bobbi Brown'dan son aldığım şey ise Pale Pink isimli dudak kalemi. İsimden de anlaşıldığı gibi açık pembe. Uzun zamandır bu renk bir dudak kalemi arıyordum. MAC'in kalemleri ya bana çok koyu geliyordu ya çok kahverengi duruyordu. Çok acayip memnunum bundan. Ben Harvey Nichols'ın alışveriş yaparken 200 TL alışverişe 50 TL hediye çeki vardı. Ben de o 50 TL'yi bir Chanel Oje ile kullanmak istedim. Şu anda ellerimde olan Sweet Star isimli ojeyi aldım. Bu içinde mor yansımalar olan hafif yeşilimsi, greensi. Çok acayip bir renk. İnanılmaz kolay sürülüyor. Yani resmen kayıyor tırnağın üzerinde. Ve Chanel'in bir iki tane ojesinde yaşadığım tecrübeyi bunda yaşamadım. Kalıcılığı gayet iyi bence. YSL'in Tuş Ekla isimli aydınlatıcı kalemini aldım. Ben bu kalem hakkında çok fazla övgü duydum. Çok örtücü bir kapatıcı falan değil asla. Tam tersi kapatıcınızın üzerine veya aydınlatıcı uygulamak istediğiniz yerlere uyguluyorsunuz. Ve çok doğal bir bitiş sağlıyor. Çünkü içinde ışıltı yok. O yüzden ben de bir şans vermek isterim açıkçası. Çünkü son zamanlarda fondötenini özellikle kışa girmemizle birlikte çok çok severek kullanıyorum. Armani'den bir far aldım. Şu anda gözlerimde bu var. Eyes to Kill 14 numara. Lila desem değil. Gri desem değil. Şu anda gözlerimde bu var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama hayatımda kullandığım en yumuşak farlardan biri. Ve ben onu çok yukarıdan düşürdüm taşınırken ve kırılmadı. Şok içindeyim. Maybelline'in Color Tattoo'larından Permanent Taupe 40 numara. Bu içinde ışıltı bulunmayan mat bir gri ama sıcak bir gri. Şöyle bir renk. Harvey Nichols'a gittiğimde Tom Ford'dan da bir şeyler almıştım. Daha doğrusu ben sadece oje aldım. Rujlar hediye geldi. Beyaz kapaklı ojelerinden 03 numara Coral Beach. Yaza çok güzel uyacağını düşünebilirsiniz ama ben kışın pastel tonları çok seviyorum. Özellikle tek renk giyiniyorsam. Henüz hiç denemedim. Umarım kalıcılığı iyidir ama kapı çok güzel. İki tane minik ruju. Kırmızı Cherry Lush. Tok bir kırmızı. Çok bir özelliği yok bence. Pink Dusk isimli ruju. Tam benim rengim zaten kullandığımda görebilirsiniz. İçinde çok hafif lilalık bulunan bir pembe. Erkek arkadaşım bu ruju bana hediye olarak aldı. Nars'ın şu meşhur Audacious rujlarından Dominic rengi. Bu renk tamamen Taylan'ın zevki. Dedi ki bana senin bu renk hiçbir rujun yok, sana çok yakışacağını düşündüm. Ben de peki falan dedim. Bu resmen nötr bir mor. İçinde bejlik bulunan bir mor. Çok böyle koyu bir mor değil. Benim top 10 rujum arasına girmeyi başardı çünkü bu renge yakın hiçbir ruj hayatımda daha önce görmedim. Ve Body Shop'tan geçtiğimiz günlerde tek parçalık bir alışveriş yaptım. Vanilla Brulee Bath Jelly. Yani bu enteresan bir yapıda bir banyo köpüğü. Çok güzel vanilya kokuyor. Ay. Ama banyoyu kokutuyor mu buram buram derseniz hayır, banyo hiçbir şekilde kokutmuyor. Mum gibi falan mı koysam acaba bir şeyin içinde kokusu gelse odaya. Verdiği köpük falan çok çok güzeldi ve yumuşaklık hissi vücuda. Ama dediğim gibi çok kokan bir ürün değil. Son olarak da Givenchy'nin paketine geldik. İlk önce bu dünyanın en güzel paketli rimelini size göstereyim. Bu Noir Couture Mascara. Ben bunu hiç açık göstermeyeceğim size. Çünkü kurumasını istemiyorum. Daha böyle özel bir zaman saklamak istiyorum. Çünkü açıkta olan çok fazla maskaram var şu anda. Eğer yanlış hatırlamıyorsam ucu tamamen top ve dikenli olan maskara bu. Ben bunu yıllar önce kullanıp böyle 2-3 tane kullanmıştım. Çok severek kullanıyordum. Bence ondan ama şu anlık sır bir maskara bu. Deri kaplı böyle şık bir ruj. Bunun rengi de 102 Beige Plume. Plum değil onu biliyorum da. Plume diye yazılıyor. Şeker pembesi bir ruj. Yani şeftalilik içinde bolca barındıran bir pembe. Çok ıslak bitişli bir ruj.
Kalıcılığı çok çok iyi değil ama böyle günlük olarak çok güzel bir ruj. Özellikle hani çantanızda bunu taşımak istersiniz bence. Ben istiyorum şu an çantamda bunu taşımak açıkçası. Le Prisma aldık. 22 Vintage Pink. İnanılmaz beğendim bu halde. Şu anda böyle açıyorsunuz. Alttan da fırçası çıkıp yere düşüyor. Şu an yanaklarımda bu aldık var ama ben çok hafif kullandığım için aldık genellikle göremiyorsunuz. 5 tonlu 2 tane açık pembe ve 1 tane gül kurusu var. Hepsini karıştırdığınızda inanılmaz güzel bir renk çıkıyor. Ama ben en çok şu rengi ve şu rengi ayrı kullanmayı çok sevdim. Hepsini karıştırınca ortaya böyle bir renk çıkıyor. Görünmeyen mikroskobik ışıltılar var. Çok sağlıklı bir görünüm katıyor yanaklara. Ve Givenchy Avut'la alışveriş videomuzu kapatıyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Zara'nın ve işte Ocean'ın indirimi bitmeden yüklemek istedim ki hala kalan bir şeyler varsa siz de alabilin eğer beğendiyseniz herhangi bir şeyi. Bu videoyu beğendiniz mi? Beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.